Merhaba arkadaşlar, ben Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden öğretim görevlisi Sermet Demir. Sizlerle başlamış olduğumuz AutoCAD 2018 ders videolarımıza devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar, bir önceki videolarımızda Snap'ten, Grid'den ve Orta'dan bahsetmiştik. Şimdi ise arkadaşlar Polar Tracking'den, yani Polar'dan bahsedeceğiz. Zaten programı açtığımızda otomatik olarak Polar açıktır. Polar arkadaşlar, Orta'nın tersi olarak sizin eğimli çizgiler, yani açılı çizgiler çizmenizi sağlar. Nasıl? Mesela line komutunu seçiyorum. Sıfıra sıfır noktasına tıklıyorum. Şimdi mesela 30 derecelik bir 100 birim uzunluğunda bir açı çizmek istiyorsanız arkadaşlar, yapmanız gereken bunun yanındaki aşağı doğru küçük oka tıklıyorsunuz. Buradan 30'u seçiyorsunuz. Bu 30'un yanındaki 60, 90, 120 ise arkadaşlar sizin bunun katlarını da seçebileceğinizi söylüyor. Yani şöyle 30'u tıklıyorum. 30 dereceyi farkındaysanız mouse'umun sağında şu an 14 derece diyor. 30 dereceyi buluyorum. 30 dereceyi bulduğunda yeşil bir çizgi oluşuyor. Bu 30 dereceyi yakaladığını gösterir. Siz burada bunun yönü belli olduğu için sadece artık uzunluk bilgisine girmeniz gerekir. 100 enter diyerek 30 dereceyi gördüğünüz gibi buluyor arkadaşlar. Tabii ki 360 da 30'un bir katı olduğu için 30'u orada da yakalıyor. 30 dediğim gibi 60'ı da yakalıyor arkadaşlar. 90'ı da yakalıyor. Kat kat bunların hepsini tek tek yakalıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bazı 5 var, 10 var, 15, 18, 23 değil burası arkadaşlar. Burada bir hata var. Burası şu şekilde. Burası 22,5. Bunu kolaylıkla ikinci açıdan anlarsınız. Bu bunun iki katı olması gerek, 46 olması gereken 45. Yani buradaki açı aslında 22,5, 30, 45 ve 90. Burada açılarımız var arkadaşlar. Buradan istediğinizi seçerek ona göre açılar çizebilirsiniz. Mesela 45 dereceden de 50 birimlik bir şey çizelim. Buradan da böyle 50 birim geleyim. Aşağılarda birleştirerek ikizkenar bir üçgen bu şekilde oluşturabilirim. Evet arkadaşlar, tabii ki sadece bunlar böyle sınırlı değil. Özel açılar çizmek var, örneklerimiz var. Bunları da bir sonraki videoda göstereceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere.